en iyi yatırım, en çok kazandıran yatırım insanın kendine yaptığı yatırımdır sevgili arkadaşlar. İnsanın kendine yatırımı sadece parayla değildir sevgili arkadaşlar. Kendine zaman ayırmaktan başlar. Kendine zaman ayırmak. Hep başkasının arkasına koşuyordun ya, patronun dediklerini yapıyorsun. Veya çevrendeki insanlar var, seni kullanıyorlar devamlı. Veya onların arkasından koşuyorsun devamlı. Onların işi halledilsin diye. Tamam, iyi. Kendini parçalıyorsun. İşte onlara ayırdığın zamandan birazcık, %10'u kendine biraz zaman ayırmak. Kendini biraz dinlemek, muhasebeye çekmek. Bu bir yatırımdır sevgili arkadaşlar. Yani şu ormana çıkıp tek başına yürümek büyük bir yatırımdır. Yüksek farkındalık oluşması için. Değişimler her zaman yüksek farkındalıkla oluyor. O yüzden zaman ayır kendine. Birinci madde bu. En büyük yatırımlardan bir tanesi kendine zaman ayırmak. Tamam. Bunu yapar mısın? Yaparsın. Zaman ayırmak. Bunun yanında ikinci maddene, en büyük yatırım yine kendinle alakalı, eğitim almak. Kendini geliştirmek. Hangi konuda meyillisin, hangi konuya meyilliysen o konuda kendini geliştirmek. Eğitim almak, o konuda uzmanlaşmak. Çünkü oraya sen yatırım yapıyorsun ya, senin bir mesleğin var. Örneğin avukatsın, tamam mı? Diğer avukatlardan farklı olabilmen için ekstra eğitim alman gerekiyor. Veya başka bir meslek diyelim, diş doktorusun. Diş doktorusun, birçok diş doktoru var, rakip çok. Onlardan farklı olabilmek için ayrıca kendine yatırım yapman lazım. Ayrı kurslara gitmen lazım. Farklı, yani senin farklı olabilmen için başka bir özelliğe sahip olman lazım. İşte bu yatırım. Tamam mı? Eğitim, kurs, seminer. Ben hiç unutmam. Bu ev doktorları olur biliyorsunuz. Yıllardan beri Almanya'da var bunlar. Bizim ev doktorumuz her hafta sonu, şu anda emekli oldu da, her hafta sonu bir seminere giderdi. 2 günlüğüne. Cuma günü gider, pazartesi sabah gelirdi. Muayenehanesinde hemen hazır olurdu. Ve devamlı yapardı bunu. Devamlı yapardı ve diğer doktorlardan farklıydı. Çok başarılıydı. Farklı olabilmek için ne iş yaparsan yap, fark etmiyor. Kendini geliştirmen lazım. Kendine yatırım yapman gerekiyor. Çünkü kendine yatırdığın paranın karşılığını kat ve kat fazlasıyla alıyorsun. Çok basit bir formül söyleyeyim sana. Kendine 1 mi yatırdın? 10 geri alacaksın. Böyle düşün. Böyle düşün. Böyle hesaplayabilirsin. Diğerlerinden farklı oluyorsun çünkü. Sen aranan insan oluyorsun. Aranan kişi oluyorsun. Kendini geliştirdin. Farklısın çünkü diğerlerinden. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, şunu da eklemek istiyorum. Kitap okuyarak tamam, bir yere kadar gelebilirsin. YouTube videoları, bilgilendirme videoları izleyerek yine belki bir yerlere kadar gelebilirsin. Ama araba sürmeyi kitap okuyarak öğrenemezsin. YouTube videosu izleyerek kuaförlüğü öğrenemezsin. Senin mutlaka bir ustaya ihtiyacın var. Senin rehbere ihtiyacın var. Senin elinden tutacak birisi olmalı. Dibe indiğinde seni yukarı çekecek birileri olmalı. Sana direksiyonu nasıl çevireceğini, nasıl gaza basacağını gösteren mutlaka bir rehberin, yol gösterenin olmalı. Mentörlerin olmalı. Beni ben yapan mentörlerimdir. Benim örnek aldığım, yola çıktığım yol gösterenlerim vardı, mentörlerim vardı. Geçmişten bu zamana kadar. Onların sayesinde kendimi hiç yalnız hissetmedim. Onlar bana yol gösterdi, yön verdi. Çok basit, araba sürmeyi ben 75 yaşında bir öğretmenden öğrendim. Yani şoför öğretmeni, o öğretti bana. Ve çok kısa sürede öğretti. Babamdan araba kaçırarak da araba sürmeyi öğrenebilirdim ama sonu felaket olacaktı. O yüzden öyle bir şey denemedim hiç. Çünkü akıllı insan doğru yerden öğrenir. Öbür türlü çarpa çarpa öğrenmek tehlikelidir. Bir sürü insana zarar verirsin. Bazıları diyor ya, hocam ben düşe kalka öğrenirim.
çarpa çarpa öğrenmek de aynı. Birçok insana zarar verirsin. Etraftaki insanlara, kendine zarar verirsin. Dolayısıyla kendine yatırım yaparken birinci maddeyi söyledik. Zaman ayırmak. İkinci, kendi eğitimine önem vermek. Bunları yaparken mutlaka mentorun olmalı sevgili arkadaşlar. Bakın biz yıllardan beri mentörlük yapıyoruz. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımıza Almanya'dan yol gösteriyoruz. Onları tutup hedeflerine götürüyoruz Allah'ın izniyle. Ve onlar arzuladıkları hedeflere ulaştılar. Mesela onları engelleyen kıtlık bilinci vardı veya huzursuzluklar vardı. Kafada, bilinçaltında blokajlar vardı. Onlara o blokajlardan nasıl kurtulacağını onlara gösterdik ve onlar arzuladıkları yerlere ulaştılar. O kıtlık bilincinden kurtuldular. Eğer ailede huzursuzluk varsa huzursuzluklarından kurtuldular. Huzur kazandılar. Biz bunu yıllardan beri yapıyoruz. Eğer bizim bu konularda sizlere de yardımcı olmamızı istiyorsanız o zaman bizim eğitim programlarımıza katılabilmek için bir ön görüşme için form doldurup gönderebilirsiniz. Peki bu formu nasıl dolduruyorsunuz? Videonun altında link var sevgili arkadaşlar. Linke tıklıyorsunuz, formu dolduruyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Hoşça kalın efendim.